Ulan Yasin. Sağ ol. İster misin sen de bitki çayı? Sen de kupa çıkartayım. Yok hayatım, sağ ol. Teşekkür ederim. Var mı çiftlikten yeni bir haber? Arayan soran. Her şey yolunda mıymış? Yok, konuşun bizimkilerle. Her şey yolunda, başka bir şey olmamış. Hayatım, çiftlik demişken, bak şimdi herhangi bir ihtiyacın olur, bir şey olur, ben her zaman sana yardıma hazırım, biliyorsun. Hep yanındayım. Yani gerçi krediyi aldın ama yine de ne olur ne olmaz. Çekinme lütfen. Anladım Ateş, tamam sağ ol. Konuştun mu bankayla? Ne zaman geçecekmiş hesabına para? Bilmiyorum, bir daha konuşmadım. Bir iki güne kadar geçer herhalde. İyi, güzel. Sen ne yaptın? Konuştun mu avukatla? Devir işlemleri için. Konuştum, konuştum. Bugün konuştum. Ama o işin biraz prosedürleri uzayacakmış yani. En fazla bir iki hafta içinde çözeceğiz, merak etme. Takip ediyorum. Bir de ben arayayım avukatı. Belki hızlandırırım. Hayatım, ben konuştum dedim ya. Sen arayınca ne değişecek? Ara. Sen bilirsin ama. Acelemiz mi var? Nereye kaçıyoruz? Bundan sonra beraber değil miyiz nasıl olsa? Haklısın. Aklıma ne geldi ya? Senin en çok sevdiğim özelliklerinden biri de ne biliyor musun? Benden hiçbir şey saklamaman. Sen hep böyleydin ya, için dışın birdi. Bana sürpriz doğum günü partisi düzenlemiştin bir gün. Onu bile saklayamamıştın. Böyle gözün içine baktığımda hemen anlaşılırdı benden bir şeyler sakladığın, arkamdan bir işler çevirdiğin. Sen ne güzel anlamışsın. Bak, ben hiçbir şey anlayamamışım. İşte insan bazen yanılabiliyor. Bunca yıldır yalan söylemişsin. Baksana. Ay ay. Sen benim yanımda ol da ne söylersen söyle, kabul. Yanındayım Ateş. İstediğim bu değil miydi? Ben yatıyorum, iyi geceler. Hayırdır sevgilim? Ne arıyorsun burada? Kendi kitabımı bulamadım da acaba seninkilerin arasında mı karışmış diye bakıyorum. Biliyorsun yani kitap okumadan uyuyamıyorum ben. Bulabildin mi peki? Bulamadım. Buraya gelmek için böyle bahanelere ihtiyacın yok. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.